Bismillahirrahmanirrahim. Dostlarımıza ve dinleyicilerimize binler selam ve hürmetler. Bu akşamki konumuz Kur'an edebiyatı ile Avrupa edebiyatı arasında bir karşılaştırma. Daha doğrusu Üstad böyle bir karşılaştırma yapıyor. Şimdi biz bu karşılaştırmadan ancak şöyle denizden bir damla gibi bir iki şey sizlere sunabiliriz. Meseleyi fazla karıştırmamak için önce Avrupa'da edebiyat namına ortaya çıkan cereyanlarda nelerin ortaya konulduğunu, hangi maksatla edebi eserler verildiğini Üstad şöyle ifade ediyor. Ya aşk ve hüsündür, ya hamaset ve şehamet, ya tasviri hakikat. Yani şiir olsun, roman olsun, hikaye olsun, başka tür bir edebi eser olsun. Ama Üstad daha çok romanlar için bunu söylüyor. Burada üç şeyden bahsedilir. Ya aşkla hüsündür. Aşktan bahsedilir, güzellikten bahsedilir. Şimdi yani aşkla hüsündür derken de yani Avrupalıların bu güzellik meselesini de aşka inhisar ettirdiklerini ifade etmek istiyor bir yerde. Yani ister mimarisine bakın, ister müziğine bakın, ister bir nevi sanat haline gelmiş sporlarına bakın, ister romanlarına, hikayelerine bakın. Eğer orada bir cinsellik yoksa onlara göre bir güzellik de yoktur yani. Dolayısıyla hani aşk derken bir muhabbet, sevgi falan derken de bu cinsel bir güzellik daha ziyade kastediliyor. Yani güzellik özellikle hüsn-ü mücerret diyeceğimiz, hüsn-ü mücerret, soyut güzellik diyeceğimiz şeye pek vasıl olmuyor. İkinci olarak neyi işliyorlar kitaplarında, eserlerinde, romanlarında? Hamaset ve şehamet. Yani cesaret, kahramanlık, sonra akıl yoluyla elde edilen başarılar. Bunlardan söz ediliyor. Ha, bunlardan söz edilirken de yani sonuç itibariyle insanlığa ne kadar fayda getirdiklerinden de çok fazla bahsetmiyorlar. Sadece adamların yapmış olduğu şeylerin böyle tabir caizse biraz harika şeyler olduklarını ortaya koymaya çalışıyorlar. Veyahut da tasviri hakikattir. Hakikati tasvir ederler. Gerçek neyse onu anlatırlar. Gerçek neyse onu anlatırlar da. Fakat bu gerçeği de sadece zahiri itibariyle anlatırlar. Yani söz gelimi işte astronomisi, fiziği, güneşten bahsedecek. Artık eserin konusu neyse. O şeyden sadece o şey olması münasebetiyle bahseder. Onun özelliklerini sayar, döker. Fakat onun sanatkarından, onun maksadından, gayesinden, amacından pek bahsetmez. Dolayısıyla hani bir şeyin çok yönlü hakikati vardır. Yani şimdi bir sanat eseri sanatkarsız olur mu yani? Esasen siz bir sanat eserinden bahsediyorsanız, sanat eserini övüyorsanız, daha çok sanatkarını övüyorsunuz. Çünkü o sanatkar olmasa o sanat eseri ortada olmayacak. Dolayısıyla sanatkardan doğrudan bahsetmeseniz bile esas itibariyle sanatlı eseri övdüğünüz zaman sanatkarı da övmüş oluyorsunuz. Ama sanat eserinden o kadar bahsediyorlar ki efendim hakikat namına işi oraya o kadar yoğun bir şekilde döküyorlar ki sanatkarı unutuyorsunuz adeta. Sanatkarı unutuyorsunuz. Daha sonra ya bu eser mesela niçin yapıldı falan, hangi maksatla yapıldı, ne iş görüyordu, işlevi neydi, fonksiyonu neydi?
Bunlar bile büyük ölçüde unutuluyor. Evet, yani Batı'da eserler genel olarak bu üç şeyi anlatıyor ama hele hele mesela haykat noktasında sanki gerçeklerden, doğruluklardan, doğru şeylerden bahsediyor gibi. Ama doğruluğun da sadece görünen yüzünden, maddi yüzünden ve bir yerde işte sanattan sanat için bahseder fakat sanatkarın söz gelimi hiç dikkate almaz. Yani sanatkardan da bahsetse şimdi ondan da esas itibariyle Cenab-ı Allah'ın kendisine vermiş olduğu o zeka, sanat kabiliyeti vesaire onlardan da söz edilmesi gerekiyor. Ama Batı dünyasında böyle şeyler mevcut değildir. Tabii Kur'an hikmetine gelince, şimdi esasen bu Kur'an hikmeti aynı yani Üstad şimdi bu meselelerden hangi maksatla bahsediyor? Yani Avrupa efendim edebiyatı ile Kur'an edebiyatı arasında bir karşılaştırma yapmak maksadıyla yapmıyor bunu. Kur'an'ın icazını göstermek için yapıyor. Ve Kur'an'ın icazının yönlerinden birisi de nedir? Kur'an hikmetinin gayrimüslimlerin hikmetinden yüksek olması, filozofların hikmetinden yüksek olması, işte başka edebiyatlardan yüksek olması, o maksatla bunlardan bahsediyor. Yoksa sadece Kur'an hikmetiyle efendim işte Avrupa edebiyatı arasında bir karşılaştırma yapmak için yapmıyor bunu yani. Kur'an hikmetinin üstünlüğünü ve bu üstünlüğünü de Kur'an-ı Kerim'in icazının bir delili, bir veçhi olması münasebetiyle bu meselelerden bahsediyor. Şimdi hani Avrupa'da roman, hikaye ve benzeri şeylere baktığımızda İslam dünyasında bunların çok da gelişmediğini görüyoruz. Yani roman dediğimiz şeyler İslam dünyasında ancak işte Osmanlı'nın son zamanlarında ve Cumhuriyet döneminde başladığını görüyoruz. Efendim işte günümüzde böyle okumak deyince mutlaka herkesin roman okuması gerektiğinden söz edilir. Özellikle işte şarkı klasikleri roman olarak diyelim. Gerçi şarkı klasiklerinden roman yoktur da biraz Rus klasiklerini kastediyorlar. Yani Dostoyevski'nin eserlerinden falan artık. Veyahut da işte Batı'da meşhur romancıların eserlerinden söz ediliyor. Mutlaka onlardan okunması gerekir. Okumadığınız zaman adeta eksik sayılıyorsunuz yani. Halbuki geçmişte İslam dünyasına gittiğiniz zaman roman diye bir şey yok. Yani peki bu İslam toplumları için bir eksiklik midir yani romanların vesairelerin olmaması? Hiç de bir eksiklik değil. Yani bugünkü romanı, Avrupa'nın romanını şöyle tasavvur edebiliriz. İşte eskiden Yunan medeniyeti diyelim, Roma medeniyeti diyelim. Yani bunların bir tarafı kültürel olarak neye dayanıyordu? Efsanelere dayanıyordu. Adı belki işte roman değildi fakat efsaneydi. Efsane de akıl almaz hurafelerden ibaret olan şeylerdi. Kendi kendilerine bir sürü tanrı uyduruyorlar, sembolik anlamlar yüklüyorlar. Neyin de ne anlama geldiği çok fazla bilinmiyor. İşte ben okusam başka bir şey anlıyorum. Sen okusan başka bir şey anlıyorsun. Manası ne oldu da çok fazla belli değil. Sonra süreç içerisinde kanaatimce bu neye evrilmiş? Biraz daha makul hayatın içine doğru evrilmiş. O hurafeler, hikayeler biraz roman olmuş. Roman olmuş. Ama aslı itibariyle tabii gerçek olmayan şeyler. Tabii biraz da böyle romanın etkili olduğunu ifade etmek üzere de işte hayattan alınmış olan hikayeler falan denilir böyle. Ta ki daha etkili olsun diye. Demek ki yani bir şeyin daha Evet. etkili olması için Hocam hakikat olması lazım onun buradaki içerisinde. vurgu, Ali Hocam, o zaman buradaki vurgu daha çok romanı bir edebi tür olarak biraz Bediüzzaman da burada vurguladığı esasında heva ve hevese dayalı bir anlatım olarak ifade ediyorsunuz diye anlıyorum. Tabii tabii yani şimdi Tahkiyeyi oradan ayırıyorsunuz. tabii yani şimdi buradan çıkarak Üstad romana karşıymış falan şeklinde bir düşünce de çıkarmaya gerek yok yani. Evet. Şimdi Üstad'ın anlatmak istediği şey yani Batılılar roman olsun, hikaye olsun, başka bir takım edebi sanatlar, eserler olsun.
heva ve hevese dayalı eserler olduğunu bunların anlatmak istiyor. Konu itibariyle evet bazen böyle hakikatten de bahsediyor ama bir şeyi sanatkarından keserek, Halık'ından, Rabbinden keserek, onunla ilişkisini yok sayarak o şekilde bahsediyor yani Avrupa eserleri. Ali Hocam çok teşekkürler. Aslında bu şu anda bahsettiğimiz konu biraz da Kur'an'ın hem hakikate dair konuşmasıyla alakalı hem de o hakikatleri ifade tarzı, usulü, üslubuyla alakalı bir mesele olması açısından biz bakıyoruz bu meseleye. Diğer hocalarımdan buraya ilave etmek isteyen varsa arzu edenlerden bir iki cümleyle. Ali Hocam burada şeyi hatırlasak ben Müfit Hocamı da bekliyorum ama henüz bağlanmadı. O yüzden Hüseyin Yaşar Hocam belki hemen metin üzerinden de bize destek olabilir. Şöyle bir şey hatırlamak mümkün mü hocam? Yani hikaye kültürü, anlatım kültürü, Kur'an da neticede bir anlatım olarak insanlara hakikate hem geçmişten örnekler hem gelecekten örnekler vererek geçen hafta da uzunca konuşmaya çalıştığımız gibi çok çeşitli vurgularla bir anlatım esasında. Bu anlatımın içerisinde mesela hay bin yeksan geleneği var İbn Sina'ların, evet. İbn Hazm'ların felsefi hikayeleştirme, tahkiye etmek. Yani sadece salt, eğlence amaçlı veya sadece heva ve heves amaçlı değil, belki hakikate davet anlamında bir hikayecilik geleneği de sanki geçmişten hatırlanabilir mi hocam? O tür hikayeler. Tabii hatırlanabilir. Evet. Yani üstad mesela konu itibariyle bazı meselelerden bahsediyor. Mesela ne diyor mesela? Diyelim romanlarda, Batı edebiyatında da hüzünden bahseder. Evet. İslami eserlerde de, Kur'an'da da hüzünden bahseder. Ama romanlardaki hüzün insana yalnızlık verir ve insanı daha garip bir hale sokar. Evet. Yani bir nevi psikolojisini bozar tabiri caizse. Evet. Ama evet. Kur'an'daki hüzün öyle değildir. Yani evet. Bir gün dünyadaki bütün sevdiklerinden belki ayrılacak ama ebedi varlığa sahip olan Cenab-ı Allah'a kavuşacak. Dolayısıyla evet. O hüzün geçici bir hüzün. Ya da işte aşktan bahsederken Batı eserlerin bahsetmiş olduğu aşk, aşkı mecazidir. Evet. Sadece güzelliğe, cemale dayalı bir aşktan ibarettir. Ama Kur'an'ın bahsetmiş olduğu aşk ise hakiki aşktır. Ve evet. İşte bizi her şeyimizle var eden Cenab-ı Allah'ı sevmekten ibarettir. Bu ona bağlı olmaktan ibarettir. Evet. Ve herhangi bir şart vesaire falan ileri sürmeksizin ona teslim olmaktan ibarettir. Ona bağlılıktan ibarettir bu. Yani çeşitli konularda üstad esasen burada yani hem Batı hikmeti hem Kur'an hikmeti itibariyle de anlatıyor yani karşılaştırmalar evet. Yapıyor. Çok teşekkür ederim Ali Hocam. Ben şimdi Hüseyin,